İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek ile Sağlıklı Yaşam programı ile tekrar sizlerleyiz. Hoş geldiniz siz İbrahim Bey. İktidarsızlık ve cinsel yetersizlikle başlayalım. Bunların nedenlerini soralım. Evet, iktidarsızlığın yani cinsel yetersizliğin birçok sebebi var. Yani kişi mesela küçükken, çocukken geçirmiş olduğu hastalıklardan başlar. Yavaş yavaş yanlış beslenme, spor yapmama, aşırı kilo, kaplemar rahatsızları, sinirsel rahatsızlar, böbrek yetmezliği, eşler arasında uyumsuzluk, hormon anormallikleri, bel fıtığı, bel kayması, uyku rahatsızları, çok yoğun çalışma tempo nedeniyle uyuyamama, uykusunu alamama, askerlere şap verilir, çorbalarına, yemeklerine şap katarlar. Cinsel performans askerlerin düştüğünü diye adam terhis olur. İlişki, cinsel performans düşmüştür %50'lere. Çok tehlikeli. Dünyada belki Türkiye'de sadece bu çap askerlerini yeme. Sadece askerlere değil. Yatılı okullarda vesaire, askeri polis vesaire birçok yerde kullanılıyor. Çok tehlikeli bir şey aslında. Çok yorgun olma, aşırı çalışma nedeniyle. Efendim, cinsel hastalıklar, genital sihir, genital herpes çok yayılıyor. Neden yayılıyor? Günümüzde artık alaturka, eski tuvalet kullanılmıyor. Hep alafranga oldu. Herhangi bir yerde, iş yerinde veya sokakta, orada burada, şurada veya komşuda, oraya buraya gittiğinizde veya sürekli klozeti temizleyecek haliniz yok. Sizden önce birisi oturmuşsa, sizden önce oraya oturan şahıstaki mikrobu kapıyorsunuz. Özellikle de bu genital sihir, genital herpese sebep olan virüs, şak hemen bulaşıyor ve kişide genital herpes, genital sihir problemi ortaya çıkıyor. Genital sihir, genital herpes ne yapar? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, bağışıklık sistemi sürekli bununla uğraştığı için zamanla bu da rahim ağzı kanserine kadar gider. Cinselliği de, aileyi de bitirir. Birçok aile bu nedenle, bazıları da tabii sadece tuvaletten bulaşmıyor, hijyenden. Bazıları da mesela işte erkekler ailesini yabancı kadınlarla kandırıyor. Bulaşıyor cinsel yolla. Ailesine bulaştırıyor. Çocuğunu öpüyor, seviyor, çocuğuna bulaşıyor. Tükürükle. Vesaire vesaire yani. Artık genital sihir, genital herpes hızla yayılıyor. Bitkilerle tedavisi mümkün mü peki bu? Daha gelmedim. Tamam. Alkol çok çok önemli. Ya madde var burada. Cinsel yetersizliği tetikleyen 15-20 tane madde var. Bunları ayrı ayrı konuşacak olursak bir gün konuşmak gerekir de yani kısa kısa geçiyorum. Çok önemli alkol. Özellikle de bira. Yani bira içimi bugün reklamlar bile yapılıyor. Bira içen şöyle, bira içen böyle vesaire vesaire. Biranın birleşiminde humolon, lupolon denen iki etken madde var. Bu iki etken madde dişilik, kadınlık hormonu, östrojen hormonu gibi etki yapar. Ne demek? Bira içenin göğüsleri büyür erkeklerin. Cinsel organı küçülür. Testisi küçülür. Sperm oranı, meni oranı azalır. Yani alkol içen erkek kadınlaşır. Ses tonu değişir. Hemen değil tabii. O üç gün içti hemen kadınlaştı. Öyle değil. Düzenli ve sürekli. Neden Almanların bugün çoğu iktidarsız ve kısır? Çok bile içerler. O sabahtan akşamaya kadar. Bir gün bir Alman, ben Almanya'ya gitmiştim. Dedi ki hadi gidelim bir Gasthaus derler bu birahane. Gidelim dedi bir bira içeyim ben biraz dedi. Ben dedim bira, alkol kullanmıyorum. Sen de meyve suyu iç dedi. İyi hadi bakayım içeyim. Hatırını kıramadım. Adam içiyor, yazıyor oraya, yazıyor. Bir çizgi. Ya ben iki bardak meyve suyu içene kadar 33 kutu şöyle şişe, bardak bira içti. Şaşırdım kaldım böyle. Nasıl içtin bu kadar? Dedi ki ben yeni başladım. Sen devam et dedim. Benim alkolle işim olmaz. Hadi güle güle. Ya dur sohbet ediyorduk dedim ki ben alkolik adamla da sohbet edemem. Kusura bakma. Devam edip gidiyor. Ne olmuş? O adamın cinsel ilişkisi sıfır. Ailesiyle ilişkisi sıfır. Bitmiş.
Bana dert yani diyor ki ailemle ilişkim yok da ailede problem var da vesaire vesaire. Tabii olur. O kadar bira içersen fil bile işte devrilir. Yani insanlar biraya başladı, alkole başladığı zaman sınırı yok. Yavaş 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 gider. Özellikle de bira içen erkeklerin göğsü büyür. Kadınlık hormonunu artırıcı madde içeriyor. Humulon, lupolon. Östrojen hormonu gibi etki yapıyor. Cinsel organı küçülüyor. Erkeklik hormonu, organı küçülüyor. Testisleri küçülüyor. Spermi menisi azalıyor. Kısırlaşıyor. Ben söylemiyorum bunu. Kim söylüyor? Profesör Doktor Rudolf Fritz Weitz. Almanya'da son 100 yılda yetişmiş en önemli fitoterapist. Yani hem herbalist hem doktor. Dünya çapında. Öldü gitti. Çok güzel kitapları var. Toprağı bol olsun. Öldü gitti ama çok güzel eser yazdı. Alkolün zararları. Hatta bazıları diyor ki efendim böbrek problemlerinde, böbrekte mesela de taş, kum varsa bire iç. Biranın içerisindeki nitrosaminler böbrek kanserine sebep olur. Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Profesör Doktor Rudolf Weitz. Baba bu kitapta yazıyor hepsi. İsteyen doğaltedavi.net'e girerek görebilir. Alkol tehlikeli. Ha Türkiye'de bazıları alkol savunuyor ya. La ilahe illallah. Niye savunuyor? Niye savunuyorsun? Savunacak bir yanın var mı? Bütün dünyada bununla ilgili insanları tedavi etmek için alkolik insanları milyon dolarlar harcanıyor. Almanya'da 40 bin kişi bir yılda ölüyor alkolden. Sebep oldukları trafik kazaları, iş kazaları, ailesine, çocuklarına yaptıkları zulüm, işkence hariç aile bitiyor. Fertler ayrılıyor işkenceden, zulümden. Adam alkol içti mi? Tabii ki bir ton dayak atıyor hanımına. Ben mesela Almanya'da bir komşum vardı. İkisi de üniversite öğrencisi. Genç, biraz alkolikti. Ya saat 9 oldu mu başlıyor bağırmaya kadıncağız. İçip içip karısını diyor. Karısı da, ikisi de üniversite öğrencisi. Yani cahil insan da değil. Ne olur da diyemiyoruz. Sana ne diyor? Kadıncağız her gün dayak yiyor. Her gün dayak yiyor. Alkolik. Alman sadece biz zannediyoruz ki Türkiye'de var dayak. Rusya'da dayaktan 25 bin kişi yılda ölüyor. Kadınlar ölüyor. Dayaktan. Niye? Alkolik hepsi Rusların. Durmadan vodkayı içir içir eve gidiyor hanımını ve beyzbol sopasıyla öldürüyor. 25 bin kadın ölüyor. Dayaktan ölüyor. Alkolikler karılarını döve döve öldürüyor. Evet. Evet, bitkilerle tedavisi mümkün mü bu konuştuğumuz konunun? Evet, mümkün. Bir de sigaradan bahsedebilirim. Tabii ki. Sigaranın yan tesirleri de çok büyük. Neden büyük? 40 çeşit kanserojen madde içerir. Aslında sigara 4000 çeşit madde içerir de bunlardan 40'ı kanserojen. Polonyum 210 radyoaktif ışın yayar. Mesela sigara içtin, üfürünün gitti ama onun içindeki polonyum 210 akciğere yerleşti. 210 polonyum radyoaktif bir madde. 15 yıl diğer hücrelere radyoaktif ışın yayar. Hücreleri öldürür. 15 yıl yok olmaz. 15 yıl. Kadmiyum içerir. Kadmiyumun sigaranın tütünün bir adı da nedir? Kadmiyum bitkisi. Neden? Tütün ekilen yerdeki bütün kadmiyumu kendine çeker, emer. Ne yapar? Kanser yapar. Kadmiyum. Gırtlak kanseri, dil kanseri, ağız kanseri, yutak kanseri, akciğer kanseri vesaire. Sigara karbon monoksit içerir. Karbon monoksit hemoglobindeki oksijeni, yani akyuvardaki alyuvardaki eritrositteki kırmızı kandaki oksijeni 300 kat hızla böyle kendine çeker, mıknatıs gibi emer oksijeni. Böylece ne olur? Ne demek? Kişi oksijensiz kalır. Sigara içen kişinin beynine oksijen gitmezse ne olur? Hafıza zafiyeti başlar. Sigara içen kişide unutkanlık başlar. Unutkanlık. Sonra da kalp damar rahatsızlığı başlar. Sigara içende karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, cinsel yetersizlik. Çünkü damarlar sertleşir. Sigara içende, alkol içende de cinsel yetersizliği tetikler. Çünkü alkol ne yapıyor? Bir, beyindeki hipofiz bezesinin dengesini, hormon dengesini bozuyor. Hipofiz bezesi ne işe yarar? Hipofiz bezesi bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibidir.
şundan şu kadar, bundan bu kadar hormon salgıla diye organları yönetir. Hipofiz bezesi. Alkol içen kişinin hipofiz bezesi büyür, küçülür veyahut da mikro adenom, makro adenom oluşur. Bu da hormon anormallikleri de iktidarsızlığa sebep olur. Yani alkol de iktidarsızlığa sebep olur. Bir, iki, yani bu hormon hipofiz bezesine etki yaparak, iki, sinir hücrelerinin etrafında çok hassas bir lipid, yağ tabakası var. Bu yağ tabakası siniri korur. Yağ tabakası sinirin etrafındaki, hücresinin etrafındaki yağ tabakasını eritir. Böylece alkol içenlerde beyinle cinsel organ arasında irtibatsızlık başlar. Telefon şebekesindeki arıza gibi. Hat koparsa alo alo diyorsun ama kopmuş, gitmiş, bitmiş. Alkol içende bu nedenle cinsel yetersizlikmiş. Evet. Evet, bitkilerle tedavisi mümkün mü demiştik? Elhamdülillah. Hı-hı. Çok çok güzel bitkiler var. Bu ladengülü, aslında ladengülü cinsellikle hiç ilgisi olmayan bir bitki. Dünyada kimse bunu cinsellik için kullanmaz. Ben hariç. Neden? Aslında ladengülü ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 çocuk üzerinde denemiş, atopik ekzemaya, suluğu kabarcıklı kaşıntılı ekzemaya karşı etkin olduğunu belgelemiş. Klinik araştırması var. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de bununla ilgili yapmış olduğu araştırmada gastrit ülseri iyileştirdiği belgelemiş. Çok güzel bir bitki. Birleşiminde indometasin, fenilbutason denen iki etken madde var. Antiviral, antibakteriyel özellikleri sahip. Benim bir dostum dedi ki bana, Mahmut Bey, Frankfurt'tan. Ya hocam, bende çok kötü bir şey var. Atopik eksema. Kaşınıyor her tarafı. Hatır hatır kaşınıyor, uyuz gibi. Kortizon, antihistaminik kullanmaktan perişan olmuş. Şişmiş, hormon dengesizleri, yüzü şişmiş, vücudu şişmiş, kortizondan perişan olmuş. Tansiyon, kolesterol, lipid, her şey fırlamış, gitmiş. Kaç yıldır kullanıyor, bir faydası olmamış. Dedi ki, kortizonun yan tesirinin çok olduğunu artık öğrendim. Var mı bir çaresi? Var. Ne? Ladengülü. Peki. Kullandı, kullandı. İyileşmeye başladı. Bir ay sonra dedi ki ya, bu cinsel güç artırıcı mı dedi. Öyle bir etkisi yok dedim. Yani birleşimdeki maddeler belli. Klinik araştırmalara göre alerjiye karşı etkili. 6 hafta sonra aradı beni, dedi ki ne ben uyuyabiliyorum ne hanımı uyuyor. Niye? Aşırı performans artırıyor. Adam 10 tane performans afrodizyak kapı yutmuş gibi sabahlara kadar hanımını rahatsız ediyor. Hanım da sen diyor hocana danış diyor, sen artık diyor normal değilsin diyor. Dedim ki o zaman bırak, ara ver 2 hafta. Bir araştırayım bakayım. Ne var bu bitkide? Araştırdı ki bunun bir yan etkisi de kişi uzun süre kullandığı zaman birleşimindeki retina cinsel performansı en yüksek seviyeye taşıyor. Mükemmel bir şey. Biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Bu Çinlilerin azgın teki otu dediği bir bitki var. Bundan 4000 yıl önce çok zengin bir Çinli. Hı hı. Oğlunu eve veriyor. Fakat oğlunun mürüvvetini göremiyor. Aylar, yıllar bekliyor. Yok. Ülkedeki bütün doktorlar geliyor, gidiyor, ilaçlar, bir fayda olmuyor. Bir gün bir çoban bir çuval ot getiriyor, diyor ki benim keçilerim falan bölgede otladığı zaman çok aktif cinsel. Baktım şu bitkiden, bunu kullanırsa çocuğunuz iyi gelir diyor. Adam diyor ki ya gidişine, kaç bin tane doktor geldi bir şey yapamadı, sen mi diyor bir otlam tedavi, yürü diyor. İnsan benim diyor, adam da çuvalı bırakıyor gidiyor. Oğlu da böyle gizlice seyrediyormuş, bakıyormuş. Hemen gitmiş, çuval almış, saklamış. Her gün çayını içmiş. 3 ay sonra ailesi hamile kalmış. Çok meşhur olmuş. O günden bugüne kadar Epimelium previcornum. Yani azgın teki otu. Azgın teki otu uzun süre kullandığında cinsel performansı artırıyordu. Aynı ladengülü gibi. Fakat son bundan 15 yıl önce takriben bir araştırma yaptı ilim adamlar. Bunun birleşimindeki etken madde nedir ve nasıl oluyor da performansı artırıyor diye bir araştırma yaptılar ve birleşiminde çok özel bir madde keşfettiler. İkarin S. Normal destilasyonla elde edilen ikarini T
tekrar bir özel destilasyondan geçiriyorlar. İkarin estinin bir madde elde ediyorlar. 2-3 defa destilasyondan geçiriyorlar. Normal olarak herhangi bir bitkiyi bir defa destilasyondan geçirirsin, etken maddeyi alırsın. Fakat azgın teke otunda öyle değil. Şimdi bu ikarin S, biz çok güzel bir formül geliştirdik. Epimedium macunu, epimedium kapsülü ürettik. Çin'den getiriyoruz. Kapsülle macun arasındaki fark nedir? Yani ikisi de aynı anda mı kullanılmalı yoksa ayrı ayrı mı? Yani nasıl öneriyorsunuz? Aynı anda mı yoksa? Ha, macun biraz daha farklı. Hı-hı. Onun içerisinde keçi boynuzu pekmezi var. Dut pekmezi var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirici, kişiye enerji verici. Hem de varikozul, orşit, epididimit gibi. Yani testisteki iltihaplanma, testis üstü bezesindeki iltihaplanma ve varikozul, toplar damardaki kan birikimine karşı da etkili. Macun biraz daha farklı. Ha, unutmadan şunu söyleyeyim, bitsin de ondan oraya geçeyim. Ne demiştim? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Uçtu gitti. İnşallah toplarız haftaya. Şimdi Rusya'da benim tanıdığım Çeçenler, şimdi bunlar Ruslarla Çeçenler savaştılar. Adamlar yıllarca dağda kaldılar. Otla besleniyorlar. Et bulamadılar, ot. Hepsi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kaldı savaşa. Yiyecek bir şey yok. Otla besin adam ne olur? Yani bünyeleri düştü, halsiz, dermansız, yorgun. Şimdi bizim bayi Belçika'da Çeçenli bir gence macun vermiş. Al kullan demiş. Ama ne işe yaradığını söylemiş. Almış kullanmış adam. Daha cins, daha dinamik. Demiş ki ya biz de Çeçenistan'da insanlar yıllardır otla besleniyor. Dağda yaşıyorlar savaş nedeniyle. Ben demiş Çeçenistan'a götüreyim bunu. Ya bu cinsel performans. Cinsel mesela anlamam. Bu insana enerji veriyor. Doping gibi, bitkisel doping gibi. Çok iyi geliyor demiş. Adamcağız buraya geldi. Rüstemov. Dedi ki ben bunu Çeçenistan'a götüreceğim. İyi götür, götürebilirsin. Gümrük şirketi halleder o işi. Şimdi biz Çeçenistan'a epimedium macunu gönderiyoruz. Çeçenistan'a, Rusya'ya yani macun gönderiyoruz ama onlar ne maksatla kullanıyor? Kişiye enerji veriyor, power, güç, kuvvet veriyor, dinçleştiriyor, dinamizm, hı hı. Doping gibi. Yani cinsellikle ilgili kullanmıyorlar. Cinsel gücü de artıyor da. Yani onlar da böyle kullanıyor. Neden? Çünkü birleşiminde dut pekmezi var, hı hı. Keçi boynuzu pekmezi var, çakşır kökü var, çakır diken ekstraktı var, azgın teke otu var, damiana vesaire vesaire. Ginseng, ginkgo. Yani kişiye enerji ve güç veriyor. Öyle bir özelliği de var. Evet, tedavi ettiğiniz hastalardan biraz da bahsedelim. Evet. Şimdi vatandaşın biri futbolcu. Futbol koşturmuş. İyi bir futbolcu. Düşmüş dizinin üstüne bir defa, iki defa, üç defa derken menisküslere zarar vermiş. Biraz istirahate çekilmiş. Düzelmiyor bir türlü. Ben aradı dedi ki dizim düzelmiyor, futbol oynamam lazım. Oynayamıyor. Menisküsleri zedelenmiş. Artık performans düşmüş. Futbol oynayamıyor. Dedim ki iksir aloe gel 40 kilit forte, cordyceps forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı. Kemikleri güçlendirir. Peki dedim. 6 hafta sonra futbola başladı. Aradı beni dedi ki hocam bunun içerisinde cinsel gücü artırıcı afrodizyak mı var? Yok dedim, ne ilgisi var? Ama bana öyle geldi. Sana öyle gelir. Neden? Damarların iç yüzeyindeki iksir plakları çözüyor. Damarları temizliyor. Beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanmasını bütün organları açıyor, temizliyor. Yani cinsellikle ilgisi yok aslında iksirin. Ne içiriyor? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal vesaire. Cinsellikle ilgili bir ilgisi yok ama damarları temizliyor, aratıyor. Karaciğeri temizliyor. Kalbi temizliyor. Kalp temizlenirse karaciğer, pankreas, bütün organlar temizlenirse, arınırsa ne olur? Performans da artar. Bodrum'dan bir beyefendi, Selahattin Bey, şimdi bu da bir Alman bayanla evli. Tansiyonu, kolesterolü, emekli kendisi.
50 yaşında var. O dedi ki ya çok perişanım. Tansiyon, kolesterol ne yapacak? Tatil, sürekli yiyor içiyor, yatıyor, hareket yok. Bütün değerleri fırlamış. Problem değil. İksir, aloe vera jel kullanıyorsun. Efendim karaciğer yağlanmasına enginar vesaire şunları kullan bakalım. 6 hafta sonra dedi ki Allah senden razı olsun. Ne oldu? 50 yaşındayım ama 20 yaşındaki gibi performansım yükseldi. Ne ilgisi var? Bilmiyorum ne ilgisi var. Yarım fincan iksir içiyoruz, coşuyoruz diyor hanımla diyor. Allah Allah. Bilmiyorum dedim. Yani bununla ilgisi yok. Evet. İksir de dolaylı olarak vücudu temizlediği, arıttığı için, damarları açtığı için, karaciğer yağlanmasını, pankreas yağlanmasını, bütün organlardaki yağlanmaları önlediği için dolaylı olarak kalıcı çözüm iksir. Yani iksir kullandığı zaman kalıcı olarak güç kazanıyor. Bir. Bir kalıcı çözüm daha var. O da nedir? Spirulina. Spirulina aslında nedir? 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler içerir. Cinsellikle ilgisi yok. Fakat kişi 2 ay kullansın spirulina, performansı 2 kat artar. Neden? Şimdi 50 yıl öncesine göre insanların yemiş olduğu zebzede, meyvede, hayvansal ve bitkisel gıdalarda vitamin, mineral, enzim vesaire düşmüş. Kim diyor? Alman Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu araştırma. Mesela elmadaki C vitamini %80 azalmış. Muzdaki %60 azalmış. Vesaire vesaire. Yiyoruz içiyoruz ama kof. Kof. Neden? İnsanlar tarlalara gübreyi attılar kimyasal. Zehirlediler tarlaları. Tahılı, zebzeyi, meyveyi. Hayvanlara da otlak yerine ahırlara soktular. Neyle besliyorlar? Slaşla. Şimdi normal bir et yediğinde kişi, mesela benim dedem, adam kuyruk yağını ılıtırmış, içer dağa gidermiş. Kuyruk yağı ılıtır da içerse ne olur? Stearik asittir kuyruk yağı. Neye dönüşür? Zeytinyağına dönüşür. Parçalarını zeytinyağına dönüşür. Ha hangi ette bu? Merada otlayan koyunda, keçide, inekteki ette. Fakat ahırdaki, sürekli ahırda kalan hayvanın etinde stearik asit oluşmaz, palmitik asit oluşur. Palmitik asit zeytinyağına dönüşmez. Neye dönüşür? Kolesterola dönüşür. Hı hı. Yanlış besleniyoruz. Ahırda beslenen bir hayvanla eti sağlıksız. Biz eti nereden alıyoruz? Böyle binlerce hayvanın bir arada sıkıştırıldığı ahırlarda yetişen hayvanları etlerini yiyoruz. Onun için biz sağlıksız besleniyoruz. Spirulina aldığı zaman ne oluyor? Şimdi insan vücudunda ne kadar hücre var? 100 milyon şu kadar. Bu hücreleri odaya benzetelim. Oda. Pasaklı bir kadın evini temizlemedi. Bir de sokaktan çöp töpler de getirirse ne olur? Evi çöplüğe dönür. Bugün bazı insanlar ne yapıyor? Evini çöpe döndürüyor. Çöp evler oluyor. Tespit ediliyor. Evi kokunca belediye geliyor temizliyor. İnsan vücudunda sağlıksız beslenirse neye döner? Çöp eve döner. Hücreler. Spirulina kullandığı zaman ne yapıyor spirulina? Spirulina anne sütüne eş değerdir. Bir, vitamin, mineral, enzim, glikoz hariç hepsi var. Şimdi hücre saniyede bünyemizde 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluyor. Vitamin, mineral, enzim, omega 3, 6, 9 vesaire yoksa ne olur? Peki bunlar yoksa nasıl oluşacak bu reaksiyon? Vücudumuz yavaşlaşıyor, hantallaşıyor. Spirulina kullandığı zaman vücut temizleniyor, arınıyor. Yani çöp ev yerine tertemiz villaya dönüşür. Hücrelerimiz. Dönüşürse ne olur? Kişinin performansı 50 yaşındaysa 20 yaşına düşer. Yavaş yavaş. Hı hı. Kademeli. Bu kalıcı çözüm. İksir ve spirulinayla cinselliği bunlar ürün değil bunlar. Kullandığı zaman yavaş yavaş performansı her bakımından, güç, kuvvet, enerji bakımından. Mesela iki kickboksçu düşünelim. Birisi spirulina kullanmış olsun, diğeri kullanmamış olsun. 2 ay sonra spirulina kullanan kişi diğerini 2 yumrukta nakavt eder. İşini bitirir.
Evet. O kadar doğal dopingtir bu. Kişiye enerji verir. Enerji. Kimyasal afrodizyaklarla bitkisel afrodizyaklar arasındaki farklardan biraz da bahsedelim hocam. Kimyasal afrodizyaklar, bu mavi ilaçlar, pembe ilaçlar vesaire vesaire. Mesela geçen televizyon programının birinde tartışma vardı. Diyor ki eczanelere 5 lira 85 kuruşa gelen mavi hap 98 liraya satılıyor. Fahiş bir fiyat. Fiyatı fahiş. 5 lira 85 kuruşa geliyor. Doktor söylüyor bunu televizyon tartışmasında. Diğerleri de öyle. 2 liraya 3 liraya geliyor kimyasal ilaçlar, eczane satıyor maşallah 60 lira, 70 lira, 100 lira. Fiyat fahiş. Fakat fiyattan da daha tehlikeli olan nedir? Şimdi zaten bu vadalafin, zendelafin, tadalafin etken maddeler bunlar. İçeren bu kimyasal afrodizyaklar aslında ne için üretilmiştir? Kat damar için üretilmiş. Ama bakmışlar ki yan tesiri cinsel fonksiyonu artırıyor. Aa tamam, biz bunu kalbi boş ver, cinsellikle ilgili hap üretelim demişler. Üretmişler. Ha, bunu kullandığın zaman ne gibi yan tesirler oluyor? Oraya gözlerini yumuyorlar. Ya önemli değil, önemli değil. Bakmayalım o tarafa. Yan tesir olursa olsun. Önemli olan para kazanalım. Cinsel gücü artırıcı bu kimyasal ilaç kullanırsa kişi nabzı hızla fırlar, 250'lere çıkar. Aniden kalp krizi, kalbi hafif yumuşaksa, böyle hafif rahatsızlığı varsa yallah gider öbür dünya. Çünkü nabzı 250'ye fırlar. O kadar artırır. Tansiyonu yükseltir. Böbrek yetmezliği varsa kullanamaz. Şeker hastalığı varsa kullanamaz. Riziko. Hem pahalı hem tehlikeli. Birçok insan ölüyor bu nedenle. Kullanıyor. Bir de bakıyorum ki tabii söylemiyorlar, şundan öldü, bundan öldü, kalpten öldü diyorlar, şekerden öldü vesaire vesaire vesaire, ya atıyorlar. Oysa bitkisel, ha bir de bazıları bitkisel diyor, takşiş yapıyor, üç kağıt sahtekarlığı yapıyorlar. Epimediumlu macun diyor, içine kimya koyuyor. Epimediumlu kapsül diyor, içine kimya koyuyor. Ha bu neden anlaşılır? Vatandaşa rahatsızlığı veriliyor. Bunu da anlamak zor. Zaten Tarım Bakanlığı bununla ilgili bu tür ürün üreten bazı firmaları yasakladılar. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.